Merhaba. Hoş geldin Baturay. Hoş bulduk. Ay'ı kullanıyorum. Baturay. Baturay. Tamam, ay diyor o da. Ay nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyi kardeşim. Nereden geliyorsun? Ankara'dan geliyorum ben. Merhaba. Merhaba. Bu tarafa şey yaptım. Ne yapıyorsun Ankara'da? Stand up. Ben okuyorum, öğrenciyim. Birkaç yıldır da stand up yapıyorum. Süper. Underground stand up bizimki. Böyle kendi bir gri şehir komedyenleri diye bir komedyen topluluğumuz var. Çıkıp öğrencilere genellikle stand up yapıyoruz. Aa, harika. Buyur abi, sahne senin. Alkışlar tekrar gelsin bakalım ya. Çok ilk defa televizyona çıkıyorum ben. Çok heyecanlı bir yer. Ben heyecanlıyım ama çok daha heyecanlı biri var, anneannem. Çok heyecanlı. Neden heyecanlı bilmiyorum. Çünkü anneannem anneanne televizyonu kullanıyor. Bilir misin anneanne televizyonunu? 200 kanal çeker, 180'i yabancı ama. 20 tanesi Türkçe. Anneannemin İbranicesi benden daha iyi. Türkçesi. Zaten 150. kanaldan sonra Latince falan başlıyor. Orada bir tek İlber Ortaylı anlayabiliyor. Ne konuşuluyor acaba burada diye. Bir de anneannemin heyecanlı olduğu başka bir konu var. O da artık seni bir evlendirelim. Bir kız bul. Benim hiçbir sıkıntım yok. Sadece düğünle alakalı bir sıkıntım var. Çünkü ailecek hiçbir şeyimiz olmadığı için ne takacağız? Erkek tarafı bir şey takmak zorunda. Kültürümüzde çok önemli yeri var. Tarihe bakın, beyliklerde mesela Dul Kadiroğulları Germiyanoğullarına kız veriyor, toprak veriyorlar. Bayağı yani bayağı Kütahya veriyor. Hani Kütahya taktık. Anladın mı? Ya da kız tarafı çeyiz olarak Kütahya mı veriyor? Hani bütün Kütahya böyle dantelle mi geçiyor şöyle falan diye. Şey de çok kötü. Sen Kütahya verdiler sana. Sen ne vereceksin karşılığında? Hani hanım aç bakalım ne verdiler bunlar bize falan diye bakarken altta kalmamamız lazım. Biliyor musun? Altta kalmamamız lazım. Orada kadın da şey, bilecik tak bilecik. Sen bilecik tak. Ama hanım altta, onların durumu iyi. Onların durumu iyi. Zaten bu sünnet öyle çok abartma. Ya kız bulmak, ya kadın bulacaksın ki evlenebilesin. Yani ama şöyle bir durum var. Bakın 5 kadın bir arada oturuyor. Bir erkek olarak onlara yanaşamam ben. İmkanı yok. Yani tek tek de bir iletişim kurabilesin ki 5'inle konuşabilesin. Böyle bir, buna bir şey derler yabancılar, ecnebiler. Barbie efekt, cheerleader efekt, böyle pompon kız etkisi diye. Böyle 5 kız görürsün, ulan hepsi ne kadar güzel dersin. Tek tek alınca, aa Hasan Ali Kaldırım. Abi o ortam yani müthişti falan. İkili de çok kötü. Senin hedef aldığın bir tane kız var, bir de yanında hani onun kadar güzel olmayan, çirkin demiyorum, onun kadar güzel olmayan. Hani belki de yani daha az, çözünürlüğü daha düşük. biri fiberden, biri 360p'de kalmış, yani abartmayayım da. O senin yolladığın, o yanındaki kız arzu dalgalarını kırar. Jammer gibi. Sen yollarsın böyle bakarsın. Tatlı böyle dur. Diye alır böyle. O lisede de vardı. O kızın yanındaki kız. Hep vardır o. Hocam Merve biraz şey oldu. Bizim tuvalete. Merve'cim çantamı al falan diye. O tuvalete gidince bir moral motivasyon konuşması. Hani saçma, sakın ağlamıyorsun şu an. Şu an kesinlikle o tek damlanı değil. Onların hepsi. Sen nereden bilecektin Muratcan'ın sevgilisi olduğunu? Sen bir kere öptün de şey mi oluyorsun sen? Ben de öpebilirdim Muratcan'ı. Öpmedim. Ama sakın. Şimdi sen onu siliyorsun, içeri giriyoruz, tamam mı? O sınıfa o şovla girme vardır yani. Türev anlatılır sınıfta. Böyle elinden tutarak gelir böyle. Tam böyle içeri girerken. Burası da varoş kokuyor. Geç şöyle. Böyle fısıldadığını zannedip bağıran adam vardır, bilir misiniz? Hani ben. Sen mi? 5. soru falan deyince bütün amfi sana bakar böyle. Bir gün lisedeyim. Sağ arkada İlker diye bir arkadaşım var. Ben sol önde oturuyorum. Baturay dedi. Bütün sınıf sustu. Hoca sustu. Bir dur değil mi? Dedim bir şey geliyor. Dedi ki, İrem'in çatalına baksana. Sanki ben İlker'e demişim ki. Bu arada kimse dönüp İlker'e bakmadı. Herkes döndü bana bakıyor. Sanki ben İlker'e demişim ki, İlker sınıfta bir çatal görürsen. S-
sınıfta bir çatal görürsen bana söyle. Çünkü sınıfta çatal yok. Öyle bir sınıf. Peki ben ne dedim? Teneffüste şey yapalım mı? Sanki hala bakmaya niyetim varmış gibi, anladın mı? Teneffüste şey yaparız oğlum, bakarız ona. Ya erkekler bakar. Şey bir şey değil bu. Seksüel bir şey değil. Ya bakar yani. Benim arkadaşım boruk vuruyor. Usta eve gelse bir çatal görelim. Ayağına. Çok teşekkürler. Benden bu kadar. Bravo. Bravo. Alkışlar Batıra'ya gidiyor.